Bana 15 gün önce söylesen, ne Ömer Korkmaz gibi bir adamın uyuşturucu kaçakçılığı yapacağını, ne de yeraltı dünyasının onun gibi bir adamı ciddiye alacağına inanmazdım. Nasıl becerdin? Yeraltı dünyası Ömer'i ciddiye alıyor da, Ömer'in bu işi yapacağının hala bir garantisi yok. O dünyadan artık çıkmanın bir tek yolu var. Ölüm. Ona o şansı verirsek ölümü seçer. O şansı tanımamamız gerekiyor. Gözü kara bir delikanlı var. Sen onu alıyorsun. Ona rağmen mafyaya sokuyorsun. Mafya bölgedeki örgütlere silah ve lojistik destek sağlıyor. Onların uyuşturucusunu satıyor. Parasını aklıyor. Küresel güçler bu örgütlerin üzerinden bölgeyi dizayn ediyor. Sen şimdi bu Ömer'e desen ki, sen bize küresel güçlere kafa tutmak için lazımsın. Adam sana neresi de güler. Niye? Bilaros, bütün Orta Doğu'nun canını okudum. O nasıl oldu? Gerekli şartlar oluşursa, küçük bir çatlakla koca bir baraj yıkılır. Babayiğit bir taş devirsin bana yeter. Domino etkisiyle teker teker diğerleri de devrilir zaten. Musul'daki gelişmeler, Halife örgütünü sınırlarımıza doğru süreceklerini gösteriyor. Onlar bizim sınırlarımıza dayanmadan sen ne devireceksen devir Ömer. Sınırlarımıza dayansalar da, Şii hilali kursalar da, bu bölgeyi ne Amerikalılara ne de onların işbirlikçisi İran'a yedirmeyeceğiz. Ne diye uğraşıyorsun bunlarla? Çok daha iyileri çıktı bunların. İşte. Herkesin bir merakı var. Ben de bunları seviyorum. Bak. Bunun sesini 2 kilometre uzaktan tanırım. Jandarma mı, sağlıkçı mı, kaçakçı mı bilirim. Biz bununla az toz geçirmedik sınırdan. Nostalji diyorsun. Nostalji değil de tecrübe diyelim. Hayırdır kirvem? Bir havadis mi bekliyorsun? Benim biraz işim var. Eğer muhabbetiniz bittiyse ben gideyim. Senin bundan sonra bütün işin benim mallarımı güvenle taşımak. Ama ben sana ne mal verdim, ne de müsaade ettim. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? İlaçlarını aldın mı Mustafa? İstersen Ömer'i arayalım da bir doktor alsın gelsin ha? Lüzum yok. Anne. Hadi gel biz çıkalım. Babam dinlensin. Sonra bakarız. Kızım sen ara abini de gelsin. Benim içim rahat etmeyecek böyle. Bir baktıralım doktora. Anne, ben aradım. Telefonu kapalıydı. Hamza'yı falan arayın o zaman. Yine mi o avukatla beraber Didem? Bak benden saklıyorsan eğer... Ne avukatı Allah aşkına, yok öyle bir şey. Ali aradı Hamza'ları, birlikte değillermiş. Nerede bu oğlan? Gece eve de gelmedi.
zamanda her şey düzelecek. Üzülme artık. Hadi gel. Merhaba. Merhaba. Sibel Hanım'da randevumuz vardı. Sibel Hanım'ın bir danışanı var. Buyurun istirahat edin. Haftaya yine bekliyorum. Teşekkür ederim Sibel Hanım. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Canım ben önce bir Sibel'le konuşayım, olur mu? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Basit bir şey aslında ama benim için manevi değeri çok büyük. Resmini çocuklar yararına yapılan bir kermesten almıştım. İsterseniz sizin için tamir edebilirim. Takı işiyle uğraşıyorum ben. Adresi veririm, yarın aldırırsınız. Hamza, benim bir planım var. Önce ben içeri mülteci gibi bir gireyim. Kaç kişiler, silahları var mı? Ortalığı bir kolaçan edeyim. Öyle bodosuma dalmayalım. Sonra duruma göre bir plan yaparız. Anlaştık. İnşallah. Necmi Minaksara Hünak. İnşallah. Ben de yok. Necmi Hanibe. Necmi Naşu. Yalla. Barra. Seyfi. B planı. B planı derken Hamza? Oldum olası plan yapmayı sevmem. O dost alacaksın Seyfi. Bırak ulan silahı. Bırak. Bırak. Kimsiniz lan? Ne istiyorsunuz?